Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Deniz Serban Hoca. Evet, anayasaya çalışmaya devam değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 10 dakikada anayasa tekrarı yapmaya çalışacağız. Tabii bütün bilgileri vermek mümkün değil ama en azından sınav formatına dokunmaya, yakalamaya çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet, 10 dakikada anayasa tekrarı 2022'ye başlatıyoruz. Partilerin kapatma davasını kim açar diye sorduk. Ki emin olun arkadaşlar, kapatma davasını kim açar sorusunu ÖSYM en az 6-7 defa farklı sınavlarda sormuştur. Ve bu davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açıyor. Bakın arkadaşlar, şöyle değil. Bakın şurayı kapatıyorum. Başsavcı ya da Cumhuriyet Başsavcısı değil arkadaşlar. Cumhuriyet Başsavcısı derse 81 vilayette zaten bu görevde kişiler var. Onlar değil. Önünde Yargıtay yazacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya ressen. Ressen ne demek? Yani direkt kendi başına doğrudan ya da başka bir partinin isteğiyle de dava açabilir. Ebilir, abilir. Peki partilerin kapatma davasına kim bakar diye sorduk ki ÖSYM de defalarca sordu. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin bir partiyi kapatabilmesi veya hazine yardımı cezası verebilmesi için mahkemede toplantıya katılanların üçte ikisi. Değerli arkadaşlarım, bakınız şöyle değil. Anayasa Mahkemesi 15 kişiden oluşuyor ya. 15'in yani üye tam sayısının üçte ikisi değil, toplantıya katılanların üçte ikisi. Ve üçüncü sorumuz, Cumhurbaşkanlığı kim aday gösterebilir ya da kimler aday gösterebilir? Değerli arkadaşlar, siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığına meclis içinden veya dışından aday gösterebilirler. En az 100 bin seçmen arkadaşlar imza toplayarak içeriden veya dışarıdan aday gösterebilirler. Tek başına veya birlikte en az %5 ve daha fazla geçerli oy alan partilerde yine içeriden veya dışarıdan ortak aday gösterebiliyorlar. Ve diğer bir sorumuz, Anayasa Mahkemesi üyesi olma yaşı kaçtır diye sorduk. Arkadaşlar 45 yaşını dolduracak, 45 ile 65 yaş arası. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç kişidir? 15 kişidir arkadaşlarım. 15. Yedek diye bir kavram burada kullanmıyoruz, yedekliğe. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelik süreleri kaç yıldır değerli arkadaşlar? 12 yıl. 12 yıl uzun süre. Dolayısıyla 12 yıl üye olan kişiler kaç defa üye olabilirler ya da tekrardan üye olabilirler mi? Hayır. Sadece bir defa ve tekrardan üye olamıyorlar değerli arkadaşlar. Bu arada 4 tane de yüksek mahkememiz var. 3 tanesi burada. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay. Dördüncüsü hangisiydi değerli arkadaşlarım? Tabii ki Uyuşmazlık Mahkemesi. 2 numaralı sayfamızdan devam edelim. Değerli arkadaşlarım, sorduk. Büyükşehir belediyeleri neyle kurulur? Büyükşehir belediyeleri elbette ki kanunla kuruluyor. Arkadaşlar, Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesi olduğunu ve sonuncu büyükşehir belediyesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Temel haklarımız neyle sınırlanır diye sorduk. Tabii ki kanunla. Biraz formatı genişletiyorum. Büyükşehir Belediyesi dedim hocam, bu arada normal belediye değil. Büyükşehir Belediyesi kanunla. Temel hak ve ödevler kanunla sınırlanır. Büyükşehir Belediyesi kanunla kurulur. Suç ve ceza kanunla gelir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Verginin en temel ilkesi yine kanuniliktir. Üniversitelerde yine kanunla kuruluyorlar. Diğer bir bilgimizde veya sorumuzda 2004 yılındaki anayasa değişikliğiyle veya 2004 değişiklikleriyle neler kaldırıldı? Değerli arkadaşlarım, 2004 Anayasa değişikliğiyle devlet güvenlik mahkemeleri kaldırılmıştır. Lisans anayasa sorusudur. Peki devlet güvenlik mahkemeleri ne zaman gelmişti? 1973'te geldi, 2004'te kalktı. Ölüm cezası, yani halk arasındaki adıyla idam cezası, 2004'te kalktı. Anayasadan çıkartıldı, kaldırıldı. Genel müsaade yaptırımı da yine 2004'te kaldırıldı ve yerine kısmi müsaade, özel müsaade veya eşya müsaadesi denilen şey geldi. Evet, burada da yine çok popüler bir soru formatını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar, mecliste ya kanunlar çıkartılır ya da kanunla yapılmayan şeylere parlamento kararı denir.
Yani meclis temelde iki iş yapar temelde. Ya kanun çıkartıyor ya da parlamento kararlarını yapıyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Bir şey kanunsa ne değildir? Parlamento kararı değildir. Veya bir şey parlamento kararıysa bu kanun değildir. Şimdi ÖSYM sınavlarda şunu sormuş. Mesela parlamento kararlarında normalde yargı yolu kapalıdır hocam. Ama 3 tanesi hariç. Parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açık olan parlamento kararı işlemleri hangileri? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, dokunulmazlığın kaldırılması ve milletvekilinin meclis tarafından genel kurul oylamasıyla düşürülmesi. Tekrar ediyorum, şu üçü parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açıktır. Üçü de Anayasa Mahkemesi'ne gider. Meclis iç tüzüğü esastan veya şekilden 60 gün içinde gider Anayasa Mahkemesi'ne. Dokunulmazlığın kaldırılması veya milletvekilinin meclis tarafından düşürülmesi durumunda o milletvekili veya bir vekil arkadaşı 7 gün içinde konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşır ve Anayasa Mahkemesi de kararını 15 gün içinde açıklar. Güzel. 3 numaralı sayfamızdan devam edelim. Mahalli kuruluşlar hangileridir? Arkadaşlar, yerinden yönetimdeki mahalli kuruluşlarımız İl Özel İdaresi, Yayıncı ve ÖSYM seni kandırmasın. İl Genel İdaresi değil hocam. Mahalli kuruluşlarda, yerel yönetimlerde İl Özel İdaresi var. Bütün belediyeler var. Yani büyükşehir belediyeleri de burada. Bir de arkadaşlar köyler var. Peki ne yok değerli hocam? Mahalle, M yazıyorum, çiziyorum. Mahalle bir mahalli kuruluş değildir. Kelime benzerliği sizi kandırmasın arkadaşlar. Peki kamu denetçiliği kurumu nereye bağlıdır? Sınav sorusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlıdır. Ve sayın hocam, kamu denetçiliği kurumu 2010 anayasa değişikliğiyle geldi. Avrupa Birliği'ndeki ombudsman denilen kurum örnek alındı ve kararları bağlayıcı değil, meclis başkanlığına bağlıdır. Kamu baş denetçisini kim seçer? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. 4 yıllığına seçer. Aynı kişi en fazla 2 defa yapabilir ve 4 turlu gizli oylamayla seçiliyor. Baş denetçinin 4 turlu gizli oyla meclis tarafından seçimi kimin seçimine benzer? Meclis başkanı seçimine benzer. İdarenin bütünlüğü nelerle sağlanır diye sorduk ki ÖSYM de defalarca sordu. İdari vesayet denetimiyle hiyerarşik denetim idarenin bütünlüğünü sağlayan iki önemli araçtır. Polis ve jandarma tepede nereye bağlı? Hangi makama bağlı? Tabii ki İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Evet kıymetli dostlar, 4 numaralı ve son sayfamızdayız. Devlet Denetleme Kurumu başkan ve üyelerini kim seçer veya görevden alır? Cumhurbaşkanı. Hocam, Devlet Denetleme Kurumu 1982 anayasası ile geldi. Toplam 9 kişidirler. Cumhurbaşkanına bağlıdır ve başkan ve üyelerini de dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiyor veya görevden alıyor, inceliyor, araştırıyor, denetliyor ve artık idari soruşturma da yapabiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebiliyor. Bu arada sosyal ve ekonomik hakların bir adı pozitif statü hakları, pozitif. Diğer adı da isteme haklarıdır. Aynı zamanda ikinci kuşak haklar grubuna girerler. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekirdek haklar hariç bütün haklarımız düzenlenebilir. Peki çekirdek haklar neydi hocam? Yaşama hakkı, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, masumiyet karinesi, suç ve cezalar geçmişe yürütülemez, hiç kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya ne yapamlamaz, zorlanamaz arkadaşlar. Hakim ve savcılarımızın emeklilik yaşı kaçtır? 65. ÖSYM bunu defalarca sordu. Kanunlar ne zaman yürürlüğe girer? Ya öncelikli olarak içinde belirtilen tarihte. Velev ki içinde tarih yoksa, belirtilmemişse bu kanunlar resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor. Bu arada değerli hocam, resmi gazetenin de Cumhurbaşkanı bağlı olduğunu hatırlayalım. Yabancıların dilekçe verebilmesi için, bizim memlekette yabancı birinin dilekçe verebilmesi için karşılıklık ve ikamet şartı istiyor anayasamız. Karşılıklık, mütekabiliyet diyorlar hocam. Ve bu ne demek? Mesela Almanya oradaki Türklere dilekçe hakkı vermişse, ben de buradaki Almanlara dilekçe hakkını
veriyorum anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Mütekabiliyet olarak da tabii ki tanımlayabiliyoruz. Tamam değerli arkadaşlarım. Bunlar önemliydi. Evet dostlar, biz Servan Hoca olarak çalışmalara devam edeceğiz. Bu yaptığımız, şu an çektiğimiz video KPSS'nin tüm gruplarına hizmet ediyordu. Yani lisans, ön lisans, EKPSS, orta öğretim ve aynı zamanda EKYS arkadaşlar, eğitim kurumları yöneticiliği sınavındaki kıymetli meslektaşlarımıza da gayet tabii hizmet ediyor. Umarım bir faydası olacak. Biz durmayacağız. EKS'lere özel ve EKYS'lere özel. Ya arkadaşlar, EKPSS grubuna ve müdür yardımcı ve müdür olmak isteyen dostlarımıza ayrıca özel videolar oluşturacağız. Özel oynatma listelerimiz olacak. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz.